Değerli meslektaşlarımız, VetChange dorsolimbosakral periokular alanda karşılaşılan dermatitler konulu e-seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Gerek vet gerekse çiftlik hayvanları hekimliği alanlarında devam edecek olan e-seminerlerimizde bugün Doktor Oya Tekin Balık hocamızın sunumuyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkürler, siz nasılsınız? Bizlerdeyiz, çok teşekkür ederiz. Dilerseniz sözü size bırakıyorum hocam. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Öncelikle olarak ben kısa bir şekilde kendimi tanıtayım. İsmim Oya. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldum. 2013 yılında da yine Ankara Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda doktorayı tamamladım ve aşağı yukarı 10-11 yıldır da kendi kliniğim olan Alfa Veteriner Kliniği'nde klinisyen veteriner hekim olarak hastalarıma hizmet vermeye devam ediyorum. Bugün siz değerli meslektaşlarımız için güzel bir eğitim hazırladık. Bu esasen biraz daha klinik açıdan sizlerin kafasını karıştırabilecek bazı klinik semptomları bir araya toplamak için hazırladığım aslında çok geniş bir eğitimdi bu, yaklaşık 3 saatlik ama saat darlığı sebebiyle ben size yaklaşık bir 3 tane hastalığı tamamlamış oldum. Şimdi bunların girizgahını yapmadan önce yine çok ufak bir şekilde bu ayın sonunda 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız için çok büyük bir gurur ve onur duyuyoruz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak. Hem buna bir değinmek istedim hem de maalesef savaş ve şiddetin her türlü, her şekline hayır. Arkadaşlar şu anda masum o kadar çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı o kadar şiddetli bir savaş yaşanıyor ki dünyada. Maalesef bu hepimizin moralini alt üst etmiş durumda ama bizler hayatı kaldığımız yerden bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Bu mutluluk verici ve çok olumsuzluk veren duygulardan sonra, bu karmaşık duygulardan sonra sizlere yavaş yavaş hastalıklarımızı anlatmaya başlayacağım. Sadece bu hastalıklarda öncelikli olarak bilmeniz gereken en önemli şey klinik açıdan mutlaka mikroskobu kullanma zorunluluğunuzun olduğu. Neden derseniz, mikroskopla koyabileceğiniz bir teşhis sizi ancak diferansiyel diagnoza götürebiliyor. Dolayısıyla esasen 3 ayrı hastalık anlatacağım. Ama bu 3 ayrı hastalığın da klinik semptomları o kadar birbirine benzer ki gerçekten kafa karıştırıcı. Ve ben acaba bir diferansiyel diagnoz nasıl yapacağım dediğiniz zaman hani buradaki arkadaşın da şu anda söylediği "I have no idea what I'm doing." Ya, ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Ya, bu bir klinisyen için en ürkütücü şeylerden biri olacaktır. Dolayısıyla ne yaptığımızı çok iyi bilerek hastalarımızı en iyi şekilde tedavi protokollerini oluşturup onları sağlığa kavuşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla şimdi ufak dermatolojik örneklemelerin nasıl yapıldığı hakkında size bazı videolar hazırladım. Bu örneklemeleri nasıl alırsınız? Çünkü bu ilerleyen dönemde anlatacağım konular üstünde size faydalı olacaktır. Dolayısıyla bu ufak videoları kısaca bir göz atma istiyorum sizlerle birlikte. Hazırladığımız bu videolarda şimdi 3 temel basamak var. Bir tanesi natif muayene örneği. Arkadaşlar, selobant veya selofan bant yöntemi birincisi. Diğer ikincisi sitolojik tabanlı örnekler, touch imprint örnekleri ve bir diğeri de fine needle biopsy dediğimiz daha ince iğne biyopsilerin nasıl alındığına dair ufak teknikler. Çok uzatmadan lafı hemen videoyu izlemeye geçelim. Bakın burada sesi kapattım ama size anlatacağım.
Bir ringworm lezyon var. Şimdi böyle bir vaka kliniğe geldiği zaman biz bu vakaya işte ya bu kesin mantar gözüyle yaklaşıyoruz ama klinisyen hekim olarak bilmemiz gereken diğer bir husus bir ringworm karakterini aynı zamanda bir bakterinin veya aynı zamanda bir uyuzun da taklit edebileceğidir. Dolayısıyla buradan alacağımız örneklemelerin dikkat edin bantı hem sağlıklı hem de lezyonlu dokunun kesişim noktasından alıyorum izlediğiniz gibi ve lam üzerine ekleyip potasyum hidroksitle incelemeye gidiyorum. Diğer bir örneklemeye devam edelim arkadaşlar. İzleyelim. Yine bir natif muayene örneği. Lezyonlu alan ve sağlıklı alanın kesişim noktasında örneğimizi alıyoruz. Doku örneklerini lezyonlu alan ve sağlıklı alanın birleşim noktasından almanız önemli. Özellikle siz eğer bir mantarın özellikle patofizyolojisine hakimseniz zaten bir lezyonun merkezden çevreye doğru oluşup yine merkezden çevreye doğru iyileşeceğini bilmeniz gerekir ve dolayısıyla almamız gereken örneklerde bu kesişim noktasından olmalı ki bize doğru bilgiyi mikroskobik olarak versin ve lama bu şekilde selofan bantı yapıştırdıktan sonra potasyum hidroksitle incelemeye devam edebiliriz. Peki sitolojik muayene örnekleri yani touch imprint de neler yapıyoruz? Gördüğüm kliniklerde aslında yavaş yavaş çalışılmaya başlandı. Bu çok iyi bir durum. Neden diyeceksiniz? Çünkü sitoloji her şey arkadaşlar. Düzgün yapabildiğiniz bir sitoloji size bir hastalık hakkında birçok bilgi veriyor. Yani siz orada nasıl bir tedaviye gideceksiniz? Antibiyotik mi kullanmanız gerekiyor? Acaba size bazı otoimmün reaksiyonlar verip burada daha farklı bir yöntem mi izlemeniz gerekiyor? Veyahut hastada daha farklı bir virale dönen bir aşama mı var? Bunların hepsini yavaş yavaş ufak ufak adlandırmanızı sağlayacaktır. Alerjenik durumları görmenizi sağlayacaktır. Dolayısıyla hücreler bizim her şeyimiz ve bakalım sitolojik muayene örnekleri, touch imprintler nasıl yapılıyor? Sitolojik muayene örnekleri alacağız. Mümkün olduğunca alanı ince bir temiz hale getirir. Herhangi bir sıvı desteği olmadan temiz hale getirdikten sonra bölgeyi temizliyoruz arkadaşlar. Touch imprint dediğimiz uygulamayı yapıyoruz. Bakın lezyona dokundurup değdirip çekiyorum. Bu örneklemeleri her yerden yapabilirsiniz deriyle ilgili. Aynı zamanda diğer hastalık teşhislerinde sekret ve ekskretler için de swab örnekleri için veyahut bronkoalveolar lavajlar için birçok şekilde yapabilirsiniz. Uygulama yöntemi çok geniştir arkadaşlar. Diğer bir örneklemenin videosunu izleyelim şimdi. Bakın touch imprint. Dokuyu çok ezmeden bastırıp çekiyoruz. Değdirdik ve çektik. Bakın gördünüz mü? Epitel doku artık ve kan hücreleri, diğer inflamasyon hücreleri buraya artık toplandı. Ve siz boyama yönteminize göre ne kullanıyorsanız, DifQuick en sık kullanılan boyama yöntemi veya Gimza olabilir, size bilgi verebilir. Biraz daha sitoloji veya biyopsi ile ilgileniyorsanız ben Right Stain incelemeler yapıyorum. Bunları boyadıktan sonra mikroskobik incelemelere devam etmeniz gerekir. Bir diğer durum da biyopsi örnekleri arkadaşlar. Biyopsi de bizim için oldukça önemli. Çünkü Leishmania'da değineceğiz. Yani siz bir lenfa adenopatik hastayla ilgileniyorsanız bu hastaya nasıl yaklaşmanız gerekir? Lenften orada biriken bir durum var mı? Bir mikroorganizma yerleşik mi, değil mi? Bunu nasıl ayırt edeceksiniz? Dolayısıyla biyopsi örnekleri de bizim için sitolojik inceleme açısından oldukça önemli incelemelerdir. Ve bakın, ince iğneyle dokuya yıldız şeklinde birçok kez dışarıya çıkmadan batırıp çıkartıyoruz iğnemizi. Hep doku içinde kalıyoruz.
Enjektörün içinde hava var, dikkat edin arkadaşlar. Etkeni lamın üzerine koyduk. İkinci bir lam ile kapatarak hop bir Froti çektik. Gördüğünüz gibi doku tamamıyla burada birikti. Artık aşamamız kurutma, figürasyon, boyama ve mikroskobik olarak inceleme olacak. Bu girizgahı yaptıktan sonra artık bizim klinikte kafamızı karıştırabilecek benzer klinik semptoma yol açan, dermatolojik açıdan benzer klinik semptoma yol açan 3 tane önemli hastalık üstünde duracağız sizinle bugün. Ve bu lezyonların yerleşimi hem dorsal lumbosakral alanda hem de perioküler alanda bir yerleşim yapıyor. Bu hastalıkların alt başlıklarında demodikozis, prealerjik dermatitisi yani flea alerjik dermatitis dediğimiz kısaca FAD olarak adlandırdığımız hastalık ve leishmaniozisi inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi demodikozisle bir giriş yapalım hastalıklarımıza. Arkadaşlar Demodex bildiğiniz gibi bir parasiter, inflamatuar bir hastalık, bir inflamasyona yol açıyor. Gerçekten çok lokal olabildiği gibi çok generalize formlara da dönebiliyor. İntrauterin hayata baktığımız zaman arkadaşlar anne karnından bebeğe intrauterin olarak bulaş şekillenmiyor. Ancak siz bir yetiştirme çiftliğinde çalışıyorsanız veya yetiştiricilerle birlikte bir klinisyenlik görevi devam ettiriyorsanız veya hepimiz bu insanlarla çalışıyoruz elbette, karşılaşıyoruz, sorular geliyor. Burada dikkat edeceğiniz şey demodikozis'te mesela yavrular doğdu. Bir batında 6 yavru var. 5 yavru gayet sağlıklı ama yavrunun bir tanesi maalesef demodeksli. Bu nasıl oluyor? Burada da yine biraz patofizyolojiye hakim olacağız elbette ama bir de genel geçer bir bilgi olarak bu hastalık etkeninin virülansı ile ilgili değil. Zaten 5 kardeşin iyi olup da bir bebeğin iyi olmamasının sebebi alttaki immün sistem bozukluğuna bağlı, onun zaten zayıflığına bağlı karşımıza çıkmış bir enfeksiyöz durum. Dolayısıyla arkadaşlar köpeklerde faunada yerleşik, tabii kedilerin de faunasında var. Özellikle göz çevresinde insanda dahi öyle. Bu kısımlara yerleşmiş olan demodeksleri incelediğimiz zaman tür bazında bu kuyruk şekillerine göre adlandırıyoruz. Çok uzun kuyruklular Demodex injae olarak insanlarda biraz daha karşımıza sık çıkıyor. Bunun dışında yine kontaminant olarak veya hayvan türlerine göre kuyruğu çok kısa ve küçük olanlar, küt olanlar Demodex cati veya gattoi olarak kedilerde, Demodex canis olarak daha orta boyda segmentte olanlarda köpeklerde Demodex canis olarak karşımıza çıkıyor. Yerleşim alanlarına baktığımızda da lokalize veya generalize olarak iki şekilde karşılaşıyoruz. Lokalize semptomlarda arkadaşlar biraz daha bakın buradaki interdijital bölge ve pati bölgelerinde perioküler alanda yani göz çevresine daha yerleşik zaman zaman da komisura bölgelerine, ağız kenarlarına, burun alt kısımlarına yerleşik vaziyette kaşıntılı, pruritusla seyreden alopesik yani tüy dökülmeleriyle seyreden rahatsızlıklar olarak karşımıza çıkabiliyor demodikozis. Peki, lokal olarak başka nereye yerleşiyor? Gerçekten bana çok yakın tarihte bir kedi hasta geldi arkadaşlar. Hatta bunu Instagram'da da paylaşmıştım. Bu kedi de 2,5 yıldır çözülemeyen bir otitis vakası var. Seruminöz bir otit hastada. Hastadan örnek alıp incelediğimde ki işte mikroskop burada devreye giriyor. Hastadan örnek alıp incelediğimde gördüğüm fazla sayıda demodeksi kulak yolunda taşımasıydı. İşte lokal olarak zaman zaman çok nadir olsa da kulak yolunda otitlere sebep olan demodekslerde kronikleşmiş
lokal otitlere sebep olabiliyorlar. Bunun dışında arkadaşlar, generalize demodikozise döndüğümüzde, bakın, işte ana başlıkta bahsettiğimiz dorsal lumbosakral alan, sol üst köşede gördüğünüz lezyon gibi bir yerleşim, yan sırtlara, sırt üstüne, enseye doğru olan bölgelere, yüz çevresine, boyun çevresine, kulak arkalarına yerleşen bir nodüler, eritematöz, hatta self travma ile birlikte sekonder bakteriyel enfeksiyonların geçtiği piyojenik durumlarla karşımıza çıkan, gerçekten ve gerçekten çok dramatik ve ajite halde hastaları gördüğümüz, buradaki resme baktığınızda da dikkatinizi çekecektir, yanmış gibi fistüler, furunkuloza, derin dipiyodermalara dönmüş hastalarla karakterize demodex problemleri karşımıza zaman zaman çıkabiliyor. Ama ana başlıktan yola çıktığımızda, işte bu lokal yerleşimde dikkat etmeniz gereken şey, bu hastayı aldığınız zaman "aa, burada bir şey var, bu kesin demodex" demeyin elbette. Ama şöyle bir elinizi eldivenle hastayı muayene ettiğinizde tüylerin zıt kısmına doğru, çıkış yönünün tersine doğru muayene ettiğiniz zaman palpasyonda hissedeceğiniz şey nodüler bazı oluşumlar. Biz buna miliyer dermatitis diyoruz. Ama patognomonik değil. Aynı problemleri biz fili alerjik dermatite, yani pre alerjik dermatitlerinde de görüyoruz. O yüzden patognomonik değil. O yüzden mikroskoba gerçekten ihtiyacımız var. Ve derin kazıntı alabileceğiniz gibi aynı zamanda bu hastalardan bazen sadece selobantla hafifçe kanatarak örnekler aldığınızda dahi aktif demodexleri bu ekranda gördüğünüz gibi mikroskopta isterseniz bir imersiyon yağı koyabilirsiniz, inceleyebilirsiniz veya potasyum hidroksit, lamlemel arası veya bantla lam arasında bir inceleme yapıp etkenleri koymanız sizi zaten bir diagnoza götürecektir. Ve zaten pire dermatitlerinden ayırt etmenizin en önemli yolu da bu. Generalize demodikozis'te peki bu kadar ilerlemiş hastalarda biz neler yapacağız arkadaşlar? Gerçekten çok ürkütücü. Yani hasta sahibi bazen yıllarca uğraşıyor. Niye biliyor musunuz? İlk etapta size az önceki slaytta gelen gibi bir hastaya teşhis konulamamış. Defalarca enjeksiyonlar, artık dalak ve böbrek zor duruma geçmiş vaziyette, karaciğer zorlanmaya başlamış. Hastaya sekonder, yani self travma, tabii hasta sürekli kaşınıyor. Bunun önüne geçilemediği için ve bazı banyoların uygulama süreleriyle ilgili sorunlar da yaşandığı için maalesef kostik etkiler bu şekilde hastayı neredeyse yanık vaziyetinde size getirebiliyor. Bunlar çok ileri vakalar. Progresyonu bazen fatal olarak ilerleyebiliyor maalesef. Gerçekten ölümcül olabiliyor. Özellikle iç organlarda şekillenen harabiyetler sebebiyle bizim karşımıza çıkan çok dramatik hastalar olabiliyor. Dolayısıyla biz hastamıza önce teşhis koyacağız. Hekim olarak bizim burada bulunma sebebimiz bu veyahut kliniklerde, hastanelerde çalışmamızın sebebi bu. Peki demodikozisin lokal yerleşimde, işte az önceki dramatik hallere gelmeden, interdijital bölgelerde püstüler, nodüler şekilde yerleşmiş, çok kaşıntılı, ki hastalar genellikle kendilerini ısırarak kaşıma reaksiyonu verirler burada. Veyahut oküler alana yerleşmiş. Hatırlar mısınız, derslerde hep anlatırlar veyahut öğrenci arkadaşlar varsa, bir gözlüklülük manzarası. Hep bunu söylerler. Tabii ki her zaman demodex aktif değildir bu tarz durumlarda. Yani bir mantar problemi de olabilir. Ancak bizim için en önemli olan, burada örneğinizi aldığınız, mikroskoba koyduğunuz demodexleri gördüyseniz bu aktif enfeksiyon probleminizdir. Enfestasyon sorununuzdur. Ve bunu çözmelisiniz. Ama hastanızda bir klinik semptom yok. Hastadan da örnek aldınız. Ya ben işte bir tane burada demodex yakaladım. Tamam, yakaladık ama normal faunada var. Bunu yakalamanız çok şaşırtıcı değil. Eğer ki
Burada herhangi bir şekilde klinik semptoma rastlıyorsanız, yani işte hastada interdijital bölgelerde karşımıza çıkan problemler, perioküler alanda karşımıza çıkan sorunlar ya da daha generalize sorunlar, dorsolimbosakral alanda kaşıntılı, tüy dökülmeli, alopesik alanlar dikkatinizi çekiyorsa, biz burada Demodex'e ait bir tedavi yapmamız gerekir. Ve yapacağımız tedavi aslında eğer sekonder bir bakteriyel sorununuz varsa lütfen evet bir antibiyotiğe başvuracağız. Burada da yine genellikle dipyodermalara sebep oldukları için fluorokinolon gruplarını tercih ediyoruz. İlaç isimleri vermeyeceğim ama son dönemlerde özellikle son 5-6 yıldır hayatımıza girmiş olan afoksolanerler, sarolanenler, fluralenler, yine kediler için fibronil, esmetopren, epinomektin, praziquantel içeren total bir dropumuz var, bir damlamız. Bunlar oldukça etkili. Avermektin grupları arkadaşlar var biliyorsunuz ama avermektin grupları içinde özellikle bir tanesi var ki buna bir değinmek istiyorum. Yine ilaç adı vermeyeceğim çünkü YouTube'da açık bir sunu yapıyoruz. Dolayısıyla burada injectable kullanmayı kedi ve köpeklerde esasen benim uzun süredir bıraktığım bir ilaç var. Buradaki kullanımı eğer çok ihtiyacım varsa şurup şeklinde kullanmayı ben tercih ediyorum. Çünkü Clinician Briefs'in çok yeni yayınladığı bir makale var arkadaşlar bu konuyla ilgili, özellikle kulağınızın bir kenarında kalır kalmaz ama ben bahsetmiş olayım. Özellikle MD1 geni saptanan hassas ırklarda ve bu kedilerde ve köpeklerde karşımıza çıkabiliyor. Bu ırklarda arkadaşlar karşımıza Yankıcığım müsaade eder misin? O arada kızım geliyor, biraz dikkatim dağılıyor, kusura bakmayın. Lütfen anneciğim. Bu gruplarda MD1 geni olan vakalarda hassasiyet ciddi derecede ortaya konulmuş ve kan beyin bariyerini aştığı, bunun ciddi anlamda bir problem yarattığı ve hastaların toksikasyona ilerlediği durumlar var. Dolayısıyla kulağınızda kalsın ama daha diğer yöntemleri, tablet formları veya ense damlalarını kullanmayı tercih edebilirsiniz. Tabii enjektable olarak bu avermektin grupları içerisinde daha güvenilir diğer gruplar var. Onları da kesinlikle tercih edebilirsiniz. Zaten dinleyen büyükbaş ve küçükbaşla ilgilenen meslektaşlarım varsa onlar da mutlaka uyguluyorlardır. Bunun dışında yine milbemisinler, moxetin, imidokloprit grupları tercih edilebilir. Peki buraya bir de yağ asitleri ve riboflavin gibi, hatta E vitamini takviyeleri gibi bazı bir parantez açtığımız bir durum var. Neden? Çünkü siz bir dermatoloji sorunu ile ilgileniyorsanız arkadaşlar, bu dermatolojik problemde gerçekten seramik tabakası derinin bütününü bozuyor ve seramik tabakası yıkımlanıyor. Dolayısıyla seramik tabakasını yerine yerleştirmeniz ve deri bütünlüğünü tekrar oluşturmamız gerekiyor. Peki ne yapacağız? Yağ asitlerini kullanacağız. Omega 3 ve 6'lar bunlar için oldukça aktif ve iyi içerikler. Gıdaya bir gıda supplementi olarak ekleyebiliriz tedavilerimizde ve yine riboflavin, özellikle bunun üstünde duracağım. Riboflavin de arkadaşlar gerçekten tedavisel anlamda özellikle Demodex'lerin oluşumlarında bazı blokajlar yaptıkları için tedavinize, hastalarınızda ekleyebileceğiniz diğer bir gruptur. Vitamin açısından bunu da bilgisini vermiş olayım. Peki, diğer bir hastalığımıza geçelim. Prealerjik dermatitleri. Prealerjik dermatitlerinde de arkadaşlar yine bakın burada aynı Demodex'te olduğu gibi dorsal lumbosakral alanda karşımıza çıkan bir lezyonla karşı karşıyayız. Ve yine kaşıntılı ve yine alopesik, yani tüyler dökülmüş. Burada ciddi anlamda hastalar size dramatik halde gelebiliyor çözüm bulunamadığında. Çünkü
Bir bakıyorsunuz hasta geliyor ve size öyle bir anamnez bilgisi veriyor ki hasta yakını bütün tuşlara basılmış. Yani o da yapılmış, o da yapılmış, o da yapılmış ama hangisi doğrusu bunun? Şimdi pirealerjik dermatitinde eminim klinisyen meslektaşlarım ya niye köpek gösteriyoruz? Kedilerde de bu durum var. Hatta kedilerde köpeklerden 8 kat daha fazla bu durum var arkadaşlar. Dolayısıyla pirelerin endemik olduğu bölgelere biz dikkat edeceğiz. Mesela ben Antalya'da yaşıyorum ve buraya Ankara'dan geldim. Ankara'da inanın ki hani kış ayında biz pireyle çok fazla karşılaşmıyorduk. Hatta hasta sahipleri işte 2-3 ayda bir belki bir dış parasitini kış ayı geçiş sürecinde biraz rahatlatabilirsiniz gibi verileri de yapabiliyorduk. Ancak burada işte işin içerisine halk sağlığı da giriyor. Hele benim gibi bir deniz kıyısında yaşıyorsanız ciddi anlamda pire başımıza bela kış aylarında da. Dolayısıyla dış parazite aylık olarak uygulamak hem hasta yakınlarının sağlığını hem hastamızın sağlığını oldukça olumlu etkiliyor. Peki neden halk sağlığı burada önemli? Çünkü pireler aynı zamanda çok masum hani ısırda alerji olduğu durumu yaratmıyor. Dalgalı ateşle seyreden, kanda anemiye sebep olan, öldürmeyen ama süründüren kan parazitleri yayıyor. Dolayısıyla biz insanoğlu için de çok önemli. Çünkü bizler aktif canlılarız arkadaşlar. Hasta dışarı çıkmıyor. Kedim dışarı çıkmıyor ya pire nereden gelecek? Ama biz aktifiz, biz dışarı çıkıyoruz ve biz ara konağız. Bizler klinisyen hekimler olarak hasta yakınlarına bunu çok iyi bir şekilde ifade etmeliyiz. Ki dolayısıyla özellikle bizim gibi kıyı şeridinde yaşayan hasta sahipleri veya klinisyen hekimler hasta yakınlarına dış parazite aylık olarak önermek zorunda. Yani burada 10. katta, 8. katta bile dışarı çıkmayan kedi de bakın bu kedimiz Kitty ve Kitty de bu miliyer dermatitle seyreden pire alerjik dermatiti şekillenmişti. Ve bu kedi bir ev kedisiydi. Dışarıyla bir bağlantısı yok ama gerçekten bir pire enfestasyonu var. Peki biz pireleri nasıl algılayacağız? Kliniğe hasta geldi. Hasta sahibinden iyi bir anamnez alacağız. Ve hasta da dediğim gibi miliyer dermatit yani siz hastaya dokunduğunuzda böyle kabuklu küçük püstüler, yaralar, nodüler, lezyonlar elinizde geliyor mu? Buna çok dikkat edeceksiniz. Ve aynı zamanda bakın bu şekilde alopesik sol üst köşede gördüğünüz alopesiye dönmüş travma, kaşıntı, şiddetli kaşıntısı olan alerjik reaksiyona dönmüş hasta, yine alt resimde aynı şekilde olan, yine sırt üstü ve sırtın yan kısımlarında özellikle baş boyun bölgesinde pruritusla seyreden, miliyer dermatitle seyreden lezyonlar görüyorsanız anamnezi de aldınız, pire gördüm. Pire geçmişi var. Bitti arkadaşlar. Sitoloji aldınız ya da alamadınız. Birinci yaklaşmanız gereken şey pire alerjik dermatitini tedavi etmek. Ha sitoloji aldınız, siz harikasınız. Ne göreceksiniz? Mikroskobik sahada bakın bu mikroskop görüntüsü benim görüntüm ve bu kediye ait bir görüntü. Sahanın neredeyse %85'i eozinofillerle bakın bu küçük pembe sitoplazmalı granüllü hücreleri görüyor musunuz? Ne kadar yaygın? Bunların hepsi eozinofil arkadaşlar. Makrofajlar işin içerisine girmiş, nötrofiller var. Artık biraz da bakteriyel durumlar şekillenmeye başlamış. Travma ve piyodermadan dolayı. Peki, bunun dışında ne görebilirsiniz? İnflamasyondan dolayı sistemik dolaşımdan mast hücreleri gelebilir. Mast hücrelerini görürseniz de şaşırmayın, alerjenik reaksiyonlarda sistemik dolaşımda karşımıza çıkabilecek diğer bir hücredir. Peki, bu hastalarımızda tedaviye nasıl devam edeceğiz? Biz ne yapacağız? Az önce bahsettiğimiz gibi aynı şekilde yine ense damlaları, tablet formları, etken maddeleri verdim. İlaç isimlerini kullanmıyorum arkadaşlar. Özellikle adult acid formlar hepimizin kliniklerinde var ya da hastanelerinde.
Ancak burada bir dikkat etmeniz gereken bir ufak tırnak açalım buraya. Alerjenik reaksiyonu sadece ben bunları uyguladım ama geçmedi. Geçmez. Bu kadar eozinofili, bu kadar şiddetli, bakın bu kadar şiddetli bir klinik vaka oluştuktan sonra siz sadece dış parazit ilacı vererek ya drop uygulayarak, enseye damla yaparak siz bu hastalığı iyileştiremeyebilirsiniz. Çünkü bunlar gerçekten bu vaziyette geliyor. Dolayısıyla hastalarda uygun dozlama ile, bakın çok tehlikeli, çok dikkat edin. Steroid giriyoruz buraya. Evet veririz. Antihistaminikler evet veririz. Ancak özellikle steroid veriyorsanız doza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Niçin? Çünkü benim değerli meslektaşlarım biliyorlar ki biz bizim steroidi yüksek doz, tek doz kullandığımız bazı hastalarımız iatrojen kaşinge sürüklenebilir. Dolayısıyla steroidin antiinflamatuar dozu eğer verecekseniz de antiinflamatuar doz. Lütfen bu şekilde uygulamanızı yapın. Yine deri bütünlüğünün sağlanması ve tedaviye ek supplementler olarak yağ asitleri kesinlikle bu tabakaların deri bariyerinin oluşturulması ve yeniden yapılandırılması için oldukça iyi. Kurumayı gidermeniz gerekiyor. Deri bütünlüğünü sağlamanız gerekiyor. Dermatolojinin ana tedavisi travmayı kesmekle başlar. Bunu asla unutmayın. Önce travmanızı kesin, sonra hastanız zaten iyileşmeye başlayacak arkadaşlar. Bu hangi vaka için olursa olsun gerçekten böyle. Bu arada iyileşme süreçleri, hatta demodikozis içinde konuşalım, onu atlamış olabilirim. Demodikozis için yaklaşık 30 günle 60 gün arası değişir. Hatta siz bazen 14. 28. günde demodikozis'te ikincil bir bu ilaçların kullanımına, yani antiparazitik ilaç kullanımlarına başvurabilirsiniz. Bunun dışında alerjik dermatitler size biraz daha hızlı yanıt verir. Ancak bu kadar tüysüz, alopesik bir hastanın tüylenmesi yine sizin aşağı yukarı diğer bir sekonder sorununuz yoksa bir ayınızı alabilir. Gelelim son konumuz olan kutenöz leişmaniozise. Arkadaşlar yine bizim gibi deniz kenarında yaşayan klinisyen hekimler, hastane hekimleri var ise veyahut büyük başla yine uğraşan hekimler. Çünkü bu sadece, evet ben burada köpeği paylaştım ama insan için zoonotik, vektörel aracılıklı protozoer bir hastalık. Vektörümüz kim? Bakın kovuyoruz sinekleri burada. Bunlar yakarcalar, filobotomuslar arkadaşlar. İşte bunların dişi olanları hastalıklı bireyi ısırıp hastalık ajanlarını aldıktan sonra promastigotları, bunlar amastigot formlara dönüyorlar. Daha sonra hasta da tekrar bir vektör aracıklı olduğu için sağlıklı bir hastayı ısırdıktan sonra, bakın hastalarda biz klinik semptomlar olarak neler görüyoruz. Hastalarımız da yine, bakın bu iki vaka benim vakamda, diğerleri kitaptan aldığım örnekler. Çünkü bütün klinik semptomları sizinle paylaşmak istedim. İleri derecede kaşektik bir hal alabiliyor. Bakın su içiyor kana kana. Polidipsi oluşuyor. Aynı şekilde poliüri oluşuyor. Bu vaka çok enteresan bir vakaydı. Arkadaşlar bakın buraya koyduğum test seronegatif. Görüyor musunuz? Bu kangal, tam kangal da değil de mix bir ırktı. Üstelik deniz seviyesinden de biraz daha Antalya'da yukarıda yaşıyor. Ama yakarcalar, filobotomuslar her yerde maalesef. Biz ne olur ne olmaz, hani ekstra demodex de tetiklenmiştir belki diye sitolojik muayene örneği de almıştık. Ve hastanın diğer bazı semptomları da olduğu için yine bir leşmanya test yapalım dedik. Bakın burada leşmanya negatif çıktı. Ama aldığım sitoloji beni o kadar şaşırttı ki arkadaşlar, oku takip edebiliyorsanız şu anda okun ucunda bir
monosit oluşumu var, makrofajlar var ve içerisinde hala hatta bakın ekstraselüler alanı dahi dağılmış Leishmanya'nın amastigot formları var. Yani bu hasta seronegatif ama sitolojisi pozitif bir Leishmanya hastası. Bu arada Leishmanya demodikozis de çok şiddetli şekilde aracılık ediyor. Çünkü hücresel aracılıklı immüniteyi bloke ediyor arkadaşlar. Ve bu blokajın sonucunda zaten normal faunada bulunan demodexler de şiddetli bir şekilde aktivasyona geçiyor. Ya siz aslında bu hastaya da biliyor musunuz çok uzun süre demodex tedavisi yapılmış bu hastaya. Ve maalesef hasta yani bana yaklaşık 2 ayın sonunda geldi ve bu hasta bir Leishmanya hastası. Bu arada Demodex de negatifti. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani mikroskop burada benim hayatımı kurtardı. Daha doğrusu bana prestij kazandırdı. Hastama tekrar bir yaşama umudu oldu. Çünkü tedavi oldu ve kontrolleri çok iyi gidiyor. Bu hastalıkta bilmeniz gereken diğer bir durum. Arkadaşlar hastalık evet biz kutenöz formu burada vurguluyoruz. Bakın perioküler alanda, komisura alanlarında meydana gelen lezyonlar gerçekten demodexte karıştırılabilir. Nazolabiyal bölgelerde karşımıza çıkan depigmentasyonlar, hiperkeratozlar, tırnaklarda anormal uzamalar, onikogrifozis, kulak uçlarında pinna dermatitleri. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü burada biliyorsunuz kılcal damarlar var. Bu amastigotlar geliyor. Bu hücreler buralarda yığılıyor. Burada kılcal damarları tamamıyla bloke ediyor. Ve hasta burada şiddetli bir dermatite vuruyor. Bunun dışında baş boyun bölgesine ve vücuda generalize olarak yayılan sanki mantarmış gibi bunu taklit eden bir reaksiyon oluyor. Hastayı iyi muayene edin. Kaşektik hale geçebiliyor. Hasta muayenesinde arkadaşlar laf bölgelerini güzel muayene etmeniz gerekiyor. Burada lenfatik alanda şişkinlikler özellikle bizim için önemli. İşte biyopsilere burada girebilirsiniz. Emin olun bu hastadan ufak bir lenfatik ince iğne biyopsisi yaptığınızda lenf nodundan burada aynı şekilde lezyonun hücre içerisinde ya da hücre dışarısında bulunan amastigot formlarını çok iyi bir şekilde yakalarsınız. Neden bu görselleri veriyorum? Bir Leishmanya hastası sadece size buradan bir klinik semptomla gelebilir. Hepsini aynı anda görmüyorsunuz arkadaşlar. Benim bir vakam kaşektikti sadece. Çok su içiyordu, çok idrara çıkıyordu. Bunlar kutenöz leishmaniozis ama biz biliyoruz ki bir modal pik seviyesi yapan bir hastalık. Ne demek bu? Yani hastalık 3. ve 4. yaşında ve 8. 10. yaşlarında hastanın yaşayabiliyorsa buralarda pik yapıyor ve genellikle kutenöz formun %80'i liseral forma zaten dönüyor. Dolayısıyla siz bu hastaların aynı zamanda tam kanını ultrasonografik olarak dalak ve böbrek kısımlarını, intraabdominal lenf nodlarını ve diğer aksiller, patellar, maksiller, lenf nodlarını da çok iyi bir şekilde kontrolde tutmanız ve hastalarınızı takip etmeniz gerekiyor. Bakın amastigot formları tekrar sizler için işaretledik burada. Hücre içerisinde tamamıyla hapsolmuş vaziyetteler. Peki tedavide ne yapıyoruz? Arkadaşlar tedavide yine etken madde isimlerini verelim. En çok bilinenler allopurinoller oluyor. Bunun dışında meglumin antimolat, flurokinolon grupları arkadaşlar. Flurokinolon gruplarının nitrik oksit seviyeleri çok yüksek içerikleri. Dolayısıyla makrofajların öldürücü gücünü arttırıyor. Bu çok iyi bir seçenek bir veteriner hekimler için. Çünkü hiçbir ilaca ulaşamıyorsak en azından kliniklerimizde bu ilaçlar var. Ve hastayı verdiğimizde yüzümüzü güldüren güzel sonuçlar elde ediyoruz. Ve bunu özellikle flurokinolon gruplarını dipiyodermalarda da kullanmanız bu sebeple önemli. Bunu da bir dipnot olarak size bildirmiş olayım. Yine
Dopamin antagonistleri var. Bunları araştırabilirsiniz ve azol grubu antifungal ilaçlarda, özellikle sekonder diğer ajanlar da işin içerisine karıştığında tedavisel anlamda oldukça işe yarıyor. Lütfen bu hastalarınızın yıllık olarak ultrasonografik ve 6 ayda bir de hemogram tam kan tahlillerini yapmayı unutmayın. Anemiye yardımcı olmanız, böbreğe yardımcı olmanız ve hastayı daha kaliteli bir yaşam seviyesinde tutmanız için oldukça gerekli içerikler. Şimdi işte bütün hastalıklarımızı son olarak sizlerle karşılaştıralım. Ufak olarak hatırlayalım, bir özet olsun. Dorsolumbal sakral alanda karşımıza çıkan yine miliyer dermatitle seyreden durumlarımızdan bir tanesi demodikozisle ilgili olabilir. Bunun dışında pirealerjik dermatitisiyle de ilgili olabilir. Peki biz ayırıcı teşhisi nasıl koyacağız? Mikroskop, 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 sitoloji, natif muayene, yapabileceğiniz başka hiçbir şey yok. Yoksa hastaya gereksiz olarak çok fazla ilaç yüklemesi yaparsınız ki bu ne hasta yakınını memnun eder, ne sizi mutlu eder, ben ne yaptım bir karmaşa yaşarsınız. Ve hastaya gereksiz yüklemede bulunmuş oluruz. O da onun sağlığını tehlikeye atar. Dolayısıyla işi doğru yapmanın yolu doğru teşhisten geçiyor ve diferansiyel diagnoz hepimiz için oldukça önemli. Biz klinisyen hekimler bunun anlamını çok iyi biliyoruz. Sadece dermatolojik olarak değil. Bir de perioküler alandaki lezyonlara dikkat edelim. Bakın, lezyonun bir tanesi demodikozisle alakalı, bir diğeri leishmanya ile alakalı. Dolayısıyla burada bizi kurtaran ne oluyor? Ayırıcı teşhiste yine mikroskop, natif muayeneler ve sitolojik muayeneler oluyor arkadaşlar. Böylelikle bu üç hastalığı en azından sizin için karşılaştırmış olduk, mikroskobilerini verdik. Bunun dışında klinikte hani o an olur ya, yani mikroskop yapamayacaksınızdır veyahut yoktur gerçekten, ama bu vakaları gördüğünüzde şu görseller en azından gözünüzün önünde olursa hasta da en azından aklınıza gelen şeyleri bir ikiye kadar indirgemiş olursunuz ve tedavisel anlamda da hastalarımızın yüzü güler. Hepimiz seviniriz. Biz klinisyenler olarak da seviniriz. Prestij kazanırız. Dolayısıyla bilgilerimizi tamamladığımızı düşünüyorum. VetChange ekibine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir eğitim oldu. Ve benim size burada verdiğim teorik bilgiler arkadaşlar, her zaman kullandığım benim el altı kitabım, gerçekten böyle başucu kitabı. Müller Cox'in Small Animal Dermatology, Canine and Felin Sitolojik kitabı. Dolayısıyla buradaki bilgileri size birebir motomot çeviriyle aktardım. Bilginiz olsun. Ve tedavilerde ulusal kabul görmüş tedavi bilgilerini sizinle paylaştım. Diğer kaynakçalarım da bu şekilde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hocam ağzınıza sağlık. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Şimdi soru cevap kısmındayız. Sormak istediğiniz soruları yorumlardan bizlere iletebilirsiniz. Dilerseniz soruyu bekleyelim hocam biraz. Tabii ki. Dinleyicilerimiz soru sorarlarsa siz de cevaplarsınız inşallah. Evet, size de destekleriniz için bu arada çok teşekkür ediyorum. Tabii, rica ederiz hocam. Çok sağ olun. Sorusu olan, kafasına takılan, bir şey merak eden bir arkadaşım varsa yardımcı olmaya çalışırım elbette.
Bir soru geldi hocam. Dilerseniz sorayım onu size. Lütfen. Klorokinonların dermatolojik vakalarda birbirine üstünlükleri nelerdir? Sizin öncelikli tercihiniz hangisidir? Ya aslında bu soruların geleceğini biliyorum ama şu anda canlı bir yayın ve YouTube'da da herkese açık olduğu için bir hataya düşmemek adına tercih ettiğim evet bir tanesi var. Hepimizin eğer klinikte çalışıyorsanız klinisyenseniz şayet özellikle bir tanesi var. İsim vermeyeceğim ama eğer bana Instagram'dan DM'den bir mesaj atabilirseniz sizin sorunuzu oradan cevaplamayı tercih edeceğim. İlaç isimlerini daha önce bazı eğitimlerde verdiğimde bazı karışıklıklar çıkması sebebiyle özel bir istekti bu. Dolayısıyla size cevap vermeyi çok istiyorum. Ama kliniklerde en sık kullandığımız florokinolon grubu. Öyle bir ipucu vermiş olayım. Arkadaşım da merak ediyorsa bana ulaşırsa kendisine seve seve ismini iletirim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica Diğer ederim. sorumuz var. Bu tür vakalarda injectable dexpantenol kullanımını önerir misiniz? Kullanılabilir. Herhangi bir zararı olmaz. Destekleyici olarak herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Sadece dediğim gibi dozajlamalara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle dermatolojik vakalarda bunun dışında deri bütünlüğünü sağlamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Birçok bunun dışında supplementler var. Hatta bizim yine adını vermeyeyim ama işte örümcek zehirleri falan diye bildiğimiz bazı ilaçlar var biliyorsunuz. Bunların da dermatolojik olarak yapılan bazı çalışmaları var. Bunlar da aktif olarak tercih edilebilir. Uygun süre ve dozda kullandığınızda kesinlikle tedaviye ek destekleri oluyor, tercih edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Evet. Şu an geliyor mu sesim hocam? Duyuyorum sizi. Evet. Gıda alerjisi ile pire alerjisinin Evet. ayrımına nasıl gideceğiz? Evet. Çok güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar, gıda alerjisinde dikkat edeceğiniz şey, burada da miliyar dermatit oluşuyor. Yani hakikaten hasta size geliyor ama şuna dikkat edin. Baş boyun bölgesinde o kadar şiddetli bir miliyar dermatitle kaşınmış, birçok yeri dökülmüş tüyler, hasta sahibinden şu anamnezi almanız çok önemli. Ben yaklaşık bir ay önce mamamı değiştirdim. Evet siz bunu duyuyorsanız biraz daha gıda alerjisine gideceksiniz. Pire alerjisinde de hasta sahibimizin ağzından biraz anamnez bilgisini detaylı detaylı almamız gerekiyor. Şimdi geçen gün böyle bir vakam vardı. Hasta yakınıyla konuşuyorum. Bu arada hastanın üstünde de aktif pire var yani ve bu pire alerjik dermatiti bu hasta. Bu çok belli. Hasta sahibine soruyorum. Pire gördünüz mü? Hayır görmedim diyor. Peki dedim hastaya dış parislerini düzenli yaptırıyor musunuz dedim. Bakın şunun altını çizeyim ben Antalya'da yaşıyorum. Yani burada Aralık, Ocak, Şubat yani pirin, kenenin falan önüne geçemiyorsunuz. Ciddi anlamda hatta ekstra tasmalar kullanıyoruz. Ve hasta yakını bana şunu söyledi. Evet dedi 3 ayda bir yapıyorum. Tamam dedim. Ama bunu aylık yaparsanız daha doğru olur. Hasta sahibinden şunu öğrenmeye çalıştım. Gıda değişimi yaptınız mı? Hayır. Sürekli aynı gıdayı alıyor. Tabii burada ikinci bir paradigma doğuyor. Yani arkadaşlar şunu da sorabilirsiniz ve haklısınız. Peki gecikmiş tip aşırı duyarlılık reaksiyonları var tip 4. Yani siz bir bardağı sürekli bir alerjen maddeyle doldurur. En son damla geldiğinde bu bardak taşar ve gecikmiş tip bir duyarlılık oluşabilir burada. Peki biz bu hastaya nasıl yaklaşacağız? Bu da gıda alerjisi olabilir gerçekten. Evet olabilir ama
Anamnez burada çok önemli. Hastayı aldınız, muayene ediyorsunuz. Kulak arkaları arkadaşlar, kuyruktaki bu dorsal lumbosakral bölge, boyun altı bölgesi, ama felin akneden özellikle kedide ayır dedin. Köpek için de aynı şey geçerli. Buralarda karabiber dökülmüş gibi bazı şeyler görürsünüz. Hepimizin bildiği gibi bunlar pire dışkısı. Bunları hemen basit bize yani olmadan önce okullarda anlatırlar, size de bilgi verilmiştir. Hatırlamıyorsanız ufak bir hatırlatma olsun. Böyle sulandırdığınız bir pamuk izotonik olur, su olur, oksijenlisi olur, hiç fark etmez. Aldınız o siyah karabiber gibi şeyleri pamuğun arasına ve ezdiniz. Baktınız burada kan gibi bir görüntü var ki o bir kan. Çünkü bu bir pire dışkısı. Bir ayırıcı teşhisinizde bu olur. Ama sitolojik olarak her ikisinde de gerçekten şiddetli düzeyde eozinofil ve mast hücresine rastlayabiliyorsunuz. Bunu %100 ayırt etmenizin bir yolu gıdasal kökenli olarak hipoalerjenik prescription bir diyete geçmeniz ve hastaya uygun tedavi protokolü uygulamanız. Ya siz çözümden identifikasyona gidiyorsunuz bu tarz vakalarda veyahut anamnezden identifikasyona gidiyorsunuz. Ama mikroskobik olarak zaten eozinofili görmeniz sizin için bir alerji. Mast hücresini, yani sistemik dolaşımdan gelen mast hücresini görmeniz yine sizin için bir alerjenik reaksiyon. Tabii bu hastaların tam kanını da alın. Herhangi önceden yapılmış bir tedavi yoksa bakın. Eozinofil yükselmese dahi yüzde eozinofil yüksekliğini total kan sayımında göreceksiniz ve dikkatinizi çekecek. Dolayısıyla dediğim gibi ya anamnezden identifikasyona ya tedaviden identifikasyona, bu tam ayırıcı teşhis için gerekli olan bir diğer durum. İkisini ayırt etmek çok zor. Ağzınıza sağlık hocam. Bir diğer Rica soruya ederim. geçelim isterseniz. Tabii. Demodex ve Leishmania birbirine çok yakın. Biz de ikisine yönelik tedavi yapsak bir sakıncası olur mu? Evet arkadaşlar, size Leishmania'da kısaca bahsetmeye çalıştığım gibi hücresel aracılıklı bağışıklık elemanlarını koparıyor, yani hücreleri koparıyor ve burada eksfoliyatif dermatitlere sebep oluyor. İleri Demodex vakaları da böyle. Zaten demodikozis sebep oluyor. Yani faunada olanı zaten canlandırıyor, reaktive ediyor. Ama şöyle bir durum var ki size anlattığım vaka, bakın bu hastaya sadece uyuz tedavisi, 2 ay boyunca uyuz tedavisi yapılmış. Ya belki hani benim de orada Demodex'i görmememin sebebi hastaya uyuz tedavisi yapılmasıdır, ama peki oküler lezyonlar niye geçmedi o zaman? Anlatabiliyor muyum? Yapmanızda bir sakınca yok ama ağır tedavilere girmeyin. Yani hani şu avermektin grubu diye bahsettiğim şeyler var ya, o ND1 geni, bakın Clinician Brief'si açın okuyun, harika bir makale yayınlamışlar. Yani bu anlamda biraz yanlış uygulamalar yapılabilir, ama zaten oradaki hastaya siz dış paraziti verdiğinizde son nesil dış parazitler uyuza karşı etkili de olduğu için hastayı zaten çözüyor. Yani mikroskoba bakamasanız bile dış parazit uyguladığınızda, eğer Demodex varsa da yoksa da, bu tedavi anlamında size artı bir puan kazandırır, bence uygulayabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Birbirine yakın iki soru var. Dilerseniz onları birleştirip o şekilde sorayım size. Lütfen. Deri şampuanları kullanımı yapılmalı mı? Tedavide ne fark eder? Şampuanların kullanım süresi ve sıklığı nasıl yapılmalı? Evet. Şimdi arkadaşlar, özellikle demodikozis'te bazen 1 yaşın altında, aslında dedim ya yeni doğan hastalarda da demodikozis görebiliyoruz biz. Yaklaşık böyle 2-3 gün içerisinde kontak temasla bulaşabiliyor. Şampuan kullanabilir miyiz?
Mesela en bildiğimiz hani bu FDA onaylı olduğu için bunun adını vermemde herhalde bir sakınca yok. Çünkü bunu artık halk dilinde de biliniyor. Amitrazlar var ancak bu gruplar sadece yetersiz kalıyor. Ve sizin bu tarz tedavileri yaparken kullanacağınız şampuanın öyle bir özelliği olması gerekiyor ki yani daha çok kostik etki yaratmadan işte haftada bir uygulamalar işte o hani ilaçların üzerinde yazar ya işte 5 litreye şu kadar eklemeniz gerekir ya da 1 litreye bu kadar yapmanız gerekir diye bunları uygulayabilirsiniz. Özellikle barınak tarzı yerlerde çalışan veteriner hekim arkadaşlarım varsa evet bu banyolar kullanılabilir. Hatta sekonder seboreik problemler şekillendiğinde. Çünkü deri bütünlüğü bozulduğunda sadece deri kurumuyor. Alttan gelen seboreik bir tabaka var. O da bir aktif hale geçiyor. İyice yağlanıyor, garip bir durum oluyor. Yani onları baskılayabilmeniz için şampuan kullanımlarında da genellikle haftalık uygulamalar ama süreye dikkat etmek lazım. Yani siz bunu sadece uyuza karşı etkili mi kullanıyorsunuz? Mesela derimiz çok kuru ve pH'sını düzenlemek istiyoruz. Bunun için mi uygulamak istiyorsunuz? Yoksa siz artı mantar var sekonder yerleşmiş. Buna karşı mı uygulamak istiyorsunuz? O zaman bekletme süreleri değişiyor. Özellikle bir fungal dermatozda, dermatofit enfeksiyonunda yaklaşık hasta üzerinde 4 dakika daha fazla değil tutup daha sonra iyice durulayıp kurulamanız gerekir. Ve haftalık banyolarla yaklaşık 3-4 hafta boyunca bunları uygulayabilirsiniz. Zaten toplam tedavi süreciniz ve tüylerinizin oluşma süreci mantar dışında öyle söyleyeyim çünkü onlar çok daha uzun sürüyor. Yaklaşık 30 ila 60 günü buluyor. Bu anlamda dediğim gibi şampuan destekleri kullanılabiliyor. Ben de tedavilerimde tercih ediyorum. Evet ama daha çok vücut pH'sını düzenleme amaçlı kullanıyorum. Çünkü zaten ilaç tedavisi yaptığım için ekstra bir hani bu bildiğimiz şampuanlarla, ilaçlı şampuanlarla yıkamaya gerek duymuyorum bazı durumlar dışında. Çok generalize değilse yani. Teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Soru cevabı devam edelim isterseniz. Edebiliriz, evet. Tamamdır. Tasma kullanımı ile dış parazite yönelik tablet damla birlikte mi kullanılmalı yoksa sadece tasma yeterli mi? Yine endemik bölgeleri, hemen parantez açalım arkadaşlar. Kıyı şeridindeyseniz, deniz kenarında, göl, nehir kenarındaysanız kesinlikle tasma artı drop yani damla veyahut tablet. Ama tasma var işin içerisinde. Çünkü sizin flebotomuz su uzaklaştıracak başka herhangi bir çareniz yok. Bunu vermek durumundasınız. Veremiyorsanız da tabii çok ekonomiye döndü her şey çok pahalı. Hasta yakınları çok haklı. Biz bir taraftan çok haklıyız. Yani hiç her şey bize yurt dışından geldiği için tabii dolar ve euro bazında geliyor. Dolayısıyla burada kombine kullanım kesinlikle evet. İç bölgelerde daha hani Türkiye'nin orta iç kesimlerinde yaşıyorsanız da eğer bir nehir kenarı vesaire bir şey yoksa orada dış parazitin aylık düzenli uygulamalarıyla devam edebilirsiniz. Ama şöyle oluyor zaten sizin bulunduğunuz bölgelerde de eminim öyledir. Kliniklerle ya da hastanelerle bir kontakt halindeyiz, dirsek temasındayız ve oralarda da oluşan şeyleri bildiğimiz için ya bir o alanda bir lokal olarak bir leishmanya problemi varsa zaten orada lütfen sadece şeyle yetinmeyin. Drop ya da tabletle mutlaka tasmaları da tercih edin, evet. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Bir diğer sorumuz, floral liner içeren dış parazit preparatlarının nörolojik semptomlar yaptığı yönünde bir bilginiz veya tecrübeniz var mı? Evet arkadaşlar bunlar çok
şiddetli durumlar. Gerçekten işte YouTube'lara yazdığınızda inanılmaz videolar vesaireler çıkıyor. Ben bireysel olarak deneyimlemedim. Çok şükür ki başıma gelmedi. Ama biliyorsunuz ki istisnalar sadece kaideyi bozmuyor. İstisnalar olabilir mi? Evet arkadaşlar. Yani ben kliniğimde şunu da yaşadım. Yani yıllardır aynı kedi karma aşıyı yapıyorum. Bir tane kediye yaptım ve aniden bir anafilaksi oluştu. Yani bir bayram arifesiydi ve galiba 3 gün bayram boyunca o kediyle uğraştım iyileştirmek için. Çok şükür sağlığına kavuştu ama bakın her ilacın bir yan etkisi olabilir ancak bu etkiler bireysel farklılıklara sebep oluyor. Yani ben 1.000 defa aspirin alırım ama 1.001.'ye aldığımda bana bir şey olmayacağının garantisini kimse veremez. Dolayısıyla biz bir biyoloji işiyle ilgileniyoruz. Ben bunu yaşamadım asla böyle bir şey olmaz gibi kocaman cümleler çok yanlış olur. Dolayısıyla evet böyle şeyler bazı videolar hatta bazı araştırmalar devam ediyor. Ama yan etki her ilaç için var. Ne diyebiliriz? Ben de duydum ama deneyimlemedim çok şükür. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir diğer sorumuza geçelim. Buyurun. Dermatolojik problemlerde bölgenin açık kalması mı iyi yoksa kapalı kalması mı? Güzel. Şimdi dermatolojide bir kural var arkadaşlar. Travmayı kesin. Travmayı kestiğiniz anda bu bölgenin açık ya da kapalı olması gerçekten hiçbir şey yaratmıyor. Çünkü travmayı kesmiş oluyorsunuz. Zaten kaşınmıyor hasta. Ya tamam ama bunu nasıl yapacağız? Bunu işte biz diğer platformlar, eğitimler, işte mesajlar, o kadar çok arkadaşım var ki hani klinik açıdan gerçekten destek olmaya çalışıyorum. Merak ediyorlar, öğrenmeye çalışıyorlar. Çok hevesli arkadaşlarım var. Dolayısıyla burada biraz daha dikkat etmemiz gereken şey yakınlık kullanımları veyahut bana bir hasta geldi, kedi siyah bir çorap giydirmişler böyle gerçekten şey gibiydi ya bir kaçakçı gibiydi kedi. Ne yaptınız dedim ama kaşıyor. Tamam biz bu kaşıntıyı keseceğiz. Lütfen dedim bu travmayı kesecekten bir enjeksiyon yapayım şunu çıkartın. Neden orayı kapalı tutmamam gerekiyor? Ya dışarıdan görüyorum. Bu kolloretler var. Epidermal kolloretler dediğimiz yapılar var. Dermatoloji çok derin bir konu arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Vücudun en büyük organı deri. Tanımlanmış 3.000 tane insanda hastalık var. Daha fazlası hayvanda var. Tanımlanmamış bir o kadarı daha var. Dolayısıyla ben birincisi bir şeylerin üzerini kapatmayı sevmiyorum. Bir dermatolojiyle ilgilenen, yani dermatolog bununla ilgileniyorum. Buna çok hevesliyim. Çok çalışıyorum. Çok tecrübe ettim. Dolayısıyla çok kapatmayı sevmiyorum yarayı. Evet gerekli koşullarda belki birkaç gün. Ama onun dışında siz bulunduğu ortamın nemini arttırırsınız. Ve buradaki sekonder diğer ajanları aktive edersiniz. Bir diğer sevmediğim şey de kediye bir şey sürmek. Sevmiyorum. Kediye bir şey sürdüğünüz anda yalıyor arkadaşlar. Yani hatta bakın bu Müller Körbs de bunu söylüyor. Yani ointment kullanımları diye geçiyor bu ana ilaç tanıtımları kısmında, anlatımları kısmında dermatoloji kitabının. Bu kremi veya bu tarz şeyleri sürdüğünüz zaman kedi bunun için uygun bir canlı değil diyor. Yani bunu artık kitaba, literatüre dökmüşler. Ben sevmiyorum. Kapatmayı da sevmiyorum. Sürmeyi de sevmiyorum. Tabii bazı zorunlu durumlar oluyor mu? Evet oluyor. Benim yaptığım da oluyor mu? Yani birebir kapatmıyorum ama bir yakalık. Evet. Özellikle oküler alanda bir perioküler alanda bir lezyon varsa evet. Birkaç gün yakalık ama travmayı kestikten sonra hayır asla
o hastayı strese sokacak bir kapatma işlemi asla yapmıyorum. Bu sadece stres doğuruyor. Bu benim kendi deneyimim bu arada. Ama binlerce hasta incelemiş, dermatolojik bakı incelemiş bir veteriner hekim olarak size bunu söyleyebiliyorum. O açıdan da travmayı birincil olarak kesin lütfen. En önemli yapacağınız şey bu. Kapatmak yerine kaşıntıyı durdurun. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir diğer sorumuz, kronik kutanöz leşman ya da milteforan kullanma fırsatınız oldu mu? Tam etken madde adına dönelim. Alloprinol diyelim biz buna. Alloprinol, evet tabii ki. Kutanöz leşman ya da gerçekten çok iyi işe yarıyor. Bu arada kedim geldi bakın. Hiç rahat durmadı. Sabahtan beri bir şeyleri kovalayıp duruyor. Özür dilerim. Şimdi şöyle. Kutanöz leşman ya da mutlaka kullanıyoruz tabii ki. Hayat kurtarıyor hatta. Leşman ya da arkadaşlar kutanöz olsun olmasın. Dikkat edeceğiniz şey şu. Lütfen kan tahlilleri, böbrek dalak ultrasonografisi, intraabdominal lenf nodlarının incelenmesi ultrasonografik olarak. Bunlara çok dikkat edin. İlacı ben de aktif olarak kullanıyorum. Evet, hali hazırda birçok hastam var. Kullanıyoruz. Süreler sadece biliyorsunuz bunlar zaten herhangi bir literatür bilgisini Google Scholar'da araştırdığınız zaman karşınıza çıkacaktır. Süreler hakkında bilgi vermeyeyim ama gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Son iki Rica ederim. sorumuz kaldı. Dilerseniz onları da cevaplayalım. Lütfen buyurun. Bu tarz vakalarda tedavi sürecinde ve sonrasında deri için özel mamalara geçiş sağlanmalı mı? Ben sitolojiyle mikroskobu silah gibi kullanan bir veteriner hekim ve sitolojiyle ilerliyorum. Eğer sitoloji bana diyor ki çok eozinofilim var benim, ben eozinofilden kırılıyorum, görmüyor musun? Alerjiyim işte diyorsa evet. Hipoalerjenik prescription diyet mamaları kullanmanız, en azından tedavi aşamasında desteklemeniz oldukça iyi bir etki yaratacaktır. Ben tercih ediyor muyum? Sitolojide bunu görüyorsam evet. Hastalarımda bunu tercih ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Son sorumuzu soralım. Dermatolojide ozon terapisi ile alakalı düşünceleriniz nelerdir? Evet. Ozon terapi de bizim herhalde bu korona süreciyle birlikte hayatımıza biraz daha aktif girdi. Öncesinde vardı. Ama ozon terapi de aynı PRP gibi artrit vakalarında olduğu gibi dermatolojik vakalarda gerçekten çok iyi bir şekilde çalışıyor. Ben hatta kendi kedimde de bunu deneyimledim. Bir de klinikte bir kedim var, çıt çıt diye. O 11 yaşında. Hatta damar içi uygulamalar. Bunun dışında deriye birebir uygulamalarda. Tabii süreler ve zamanlar ve iyileşme performansı hastaya göre değişmekle birlikte. Bunu asla unutmayın. Yani işte şu kadar süre, şu kadar zaman, şu kadar bir şey. Yani bunları bir kalıba uyduramazsınız. Onlar kitap ve literatür bilgisine uymuyor. O hastanın bünyesinin verdiği yanıtla alakalı. Benim tedavilerim ya da sizin tedavileriniz de öyle. Siz teşhisi koyduktan sonra iş hastada ve ilaçta. İlaca karşı verilecek yanıtta, bünyesi yanıt verecek. Dolayısıyla ozon terapi de aynen bu şekilde inanılmaz bir aktivasyon sağlıyor. Hücre yenilenmesini çok iyi sağlıyor. Ben de klinikte bu tedavileri uyguluyorum. Ve faydasını da gördüğümü düşünüyorum. Kullanmak isteyen arkadaşlar varsa da bu da dermatolojik vakalarda aynı lazer terapi gibi. Onu da söylemekte fayda var. Sorulmadı ama hatta bizim kliniğimizden bir arkadaşımızın uzmanlık tezi çıkmıştı bu konuyla ilgili. Mantar vakalarında lazer terapinin de tedaviye ek destekleri olarak
Tam başlığı hatırlayamıyorum ama Burdur Veteriner Fakültesi'nde bir uzmanlık tezi çıkarmıştık klinikten. Aynı onun gibi faydalı ve uygulanabilir kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Aktardığınız bilgi ve tecrübelerden dolayı sizlere tekrardan teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Siz değerli meslektaşlarımıza da katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Etkinliklerimizden haberdar olmak için Instagram ve YouTube sayfamızı takip edebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.